Bu dersimizde AYT matematik planlı ders föylerimizde 48. föydeyiz. Konu başlığımız arkadaşlar artık belirsiz integral değil, belirli integral ve Riemann toplamları. Şimdi burada Riemann toplamı ile ilgili uzun uzun açıklamalar var arkadaşlar. Şimdi integral bilmeden dikdörtgenin alanını bilerek Riemann toplamını yapıp alanı nasıl buluruz? Bundan bahsediyor. Soru bize 3 tane, 4 tane ya da belli bir sayıda bir aralık verecek. Bunu belli bir bölgeye, dikdörtgene bölüp alanlarını, toplamını bulun diyecek arkadaşlar. Şimdi buraları ben geçiyorum. Burada anahtar kelimelerimizden birisi Riemann alt toplam, diğeri de Riemann üst toplam. Mesela burada Riemann dediğimiz olay nedir? Biraz daha yaklaşalım. Bakın burada x0, x3 aralığı verilmiş. Bunu 3 parçaya bölün demiş. Bölünce arkadaşlar gördüğümüz gibi 1, 2, 3 tane dikdörtgen oluştu. Bu da fx eğrisi, fx fonksiyonunu a, b, c noktalarında kesiyor. Burada altta kalan şu bölgelerin alanlarını toplarsanız buna Riemann alt toplamı deriz. Benzer şekilde burada yine a, b, c noktalarında kesiyor, ancak üst taraftan şöyle dikdörtgenimizi böyle çizdiğimizde buradaki 3 bölgenin alanlarını toplarsak buna da Riemann üst toplamı ile bu bölgenin alanını bulma diyoruz. Yine burada arkadaşlar uzun uzun burada nasıl bulacağımızdan bahsetmiş. Ben bunları bir örnek üzerinde yapmak istiyorum. Örneğe geçmeden önce bakın burada kitabımız yine bir örnek vermiş. Bir tane fonksiyon eğrisi var. 1,5 aralığında x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanını bulma demiş. 5 ile 1 arasındaki fark 4'tür. Dolayısıyla bunu n parçaya bölün derse her bir parça dikdörtgenimizin her birinin uzunluğu şöyle 4 bölü n, 4 bölü n olacak şekilde. Sonra ne yapıyoruz? Buradan dikdörtgenler oluşturuyoruz diyor. Mesela şu soru üzerinden gidelim. Bize bakın y eşittir x kare eğrisi verilmiş. Dolayısıyla bu bir paraboldür hatırlarsanız. Parabolümüz neydi? Şu şekilde orijinden geçiyor. Kolları yukarı doğru olan bir eğri. Burada bize 1-2 aralığından bahsetmiş. Dolayısıyla biz burada 1'den başlıyoruz arkadaşlar. 2 eşit parçaya bölün demiş. Sonra burası ne olacak? Şöyle 2 diyelim. 2 parçaya bölersek şurası da 3 bölü 2 absisi. Burada Riemann alt yöntemi, alt toplam yöntemiyle alanı bulun demiş. Alt toplam dediğine göre arkadaşlar dikdörtgenlerimiz bu eğrinin üzerine çıkmıyor. Eğrinin altında kalacak şekilde böyle 2 tane dikdörtgen alanı bulacağız. Şimdi burada dikdörtgenin alanı için kısa kenarları biliyoruz. Zaten burası 1 bölü 2, 1 bölü 2. Demek ki uzun kenarlar, yükseklikler gerekiyor. Şu A noktasında bakın x yerine 1 yazarsanız x'e 1 verdiğimizde y 1, a 1'e 1. Yani buradaki dikdörtgenin bir kenarı 1, diğer kenarı da 1 bölü 2. Diğer dikdörtgenimizde şurada arkadaşlar x yerine 3 bölü 2 yazıyoruz. X'e 3 bölü 2 yazdığınızda y 3 bölü 2'nin karesi olacaktır. 9 bölü 4. Burası da 9 bölü 4. Yani dikdörtgenimizin uzun kenarı 9 bölü 4, kısa kenarı 1 bölü 2. Şimdi 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 çarpı 9 bölü 4'ten alanımızı bulacağız. Yani 1 bölü 2 artı 9 bölü 8. Buradan da cevabımız payda eşitlerseniz 13 bölü 8 gelir. Bakın burada ise bize 3 eşit alt aralık kullanıp Riemann alt toplam değil de üst toplam yöntemiyle alanı bulun demiş. Şimdi y eşittir x küp 0,3 aralığında. 0,3 aralığında böyle bir eğrimiz var. Biz 0,3 aralığını 3'e böleceğiz. 0,1 sonra 1,2 ve 2,3 şeklinde 3 bölmeye ayırıyoruz. Üst toplam dediği için arkadaşlar şu şekilde dikdörtgenimiz eğrinin üzerinden geçecek şekilde. Şöyle bir bölge. Sonra bu şekilde çizersek yine şöyle bir üçüncü ne olacak? Taralı bölge olacak. Şimdi x'e 1 verdiğimizde küpü 1'dir. 2 için 8, 3 için 27. Birinci dikdörtgenle başlayalım. Bakın burası 1 birim, 1 birim, 1 birim. 1 çarpı 1'lik bir dikdörtgen var.
Sonra ikinci dikdörtgenimizde 1 çarpı 8. Diğerinde de 1 çarpı 27'lik bir alan var. Buradan da 1 artı 8 artı 27. Yani Riemann üst toplam yöntemiyle alanımız 36 gelir. Burada Riemann toplamından belirli integrale nasıl geçeriz bundan bahsetmiş. Burada arkadaşlar az önce alt toplam ve üst toplamları yaptık. Burada aradaki delta x'ler yani şuradaki mesafeleri ne yaptık? Dikdörtgenin uzun kenarlarıyla çarpıp S gibi bir alan bulduk. Bu işlemi sonsuza yaklaştırdığımız zaman tek tek yapacak mıyız diyor. Başka bir yöntem mi geçerli diyor. Bakın arkadaşlar x sonsuza giderken bu Riemann toplamlarının sonucu integral A'dan B'ye hangi iki apsis arasındaki bölgeyi arıyorsak onları uçlara yazıp integral alacağız şeklinde tanımlamış. Bakın burası da A'dan B'ye fx dx. İntegralde bir ifade bulacağız. Sonra bulduğumuz yerde x ve x yerine arkadaşlar bulduğumuz fx'te b ve a değerlerini yazıp birbirinden çıkaracağız. Tabii ki bunu örnek üzerinde yapalım. Burada arkadaşlar normal integral aldığımızda neydi? 3 çarpı x küp bölü 3 artı 2x'ti. Yani x küp artı 2x olacak. Peki burada bize artık rakamlardan bahsetmiş. Bir x'i ifadeden ziyade bunun belirli integralin sonucunu istemiş. Yani burada x gördüğüm yere önce 1 yazıyorum. Bir ifade buluyorum. Eksi diyorum. X yerine eksi 2 yazacağım. Ve bunları birbirinden çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar burası 3 gelir. Burası eksi 8 eksi 4'ten eksi 12 gelir. Dolayısıyla eksiler birbirini götürür. Buradan belirli integralimizin sonucu 15'tir. E şıkkıdır. Şimdi burada 4'ten 9'a dx bölü kök x demiş. Dx bölü kök x yerine şöyle yazabiliriz. Burada integral alırken üstünü 1 artırıyoruz. Paydaya yazıyoruz. Paydamız 1 bölü 2. Dolayısıyla 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2. Ya da 2 çarpı karekök x diyoruz. Sonrasında da arkadaşlar x yerine 4 ve 9 yazacağız. 2 kök 9 eksi 2 kök 4 diyoruz. Buradan 6 gelir. Diğerinden de 4 gelir. Cevabım A şıkkı. Bakın burada hem integral var hem türev var. Dolayısıyla bunlar birbirini götürecek. Burası fx olacak. 1'den 2'ye diyoruz. Yani sınırlarda x değerlerini yerine yazdığımızda f2 eksi f1 sorulmuş. A noktası 2'ye 2 ise f2 değerimiz 2'dir. B noktası 1'e 6 noktası ise f1 değerimiz de 6'dır. Dolayısıyla cevabımız eksi 4'tür. E şıkkıdır. Burada kestirimize bakarsanız köklü ifadeler var. Yani ben burada 2 kare farkından faydalanıp bunları ne ile çarpacağım arkadaşlar? Eşleni ile çarpmak istiyorum. Eşleni ile çarparsanız 0'dan 1'e integral kök x kare x artı 1 eksi kök x dx olacak. Paydamızda da arkadaşlar 2 kare farkı olacak. Kök x artı 1'in karesi eksi kök x'in karesi. Buradan sadeleşirse 1 gelir. 1'i de o zaman yazmamıza gerek yok. Şimdi burası o zaman 0'dan 1'e x artı 1 üzeri 1 bölü 2 eksi x üzeri 1 bölü 2 dx. Sonra üstünü 1 artırıp payda yazıyorum. X artı 1 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 diyorum. Sonra diğerinde de yine üstü artırdım. Paydaya yazdım. Şimdi arkadaşlar x'e 1 vereceğim bir de 0 vereceğim. 1 verirseniz 2 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 eksi 1 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 gelir. Sonra 0 verelim. 0 verirseniz 1 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 eksi 0 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Sıfırdan zaten bir şey gelmez. 1'in kuvvetleri de 1'dir. Şu 3 bölü 2'yi yukarıya alalım. 2 bölü 3. Sonra 2 üzeri 3 bölü 2. Eksi 2 bölü 3. Burada arkadaşlar 1'in kuvveti 1'dir. Eksi 1 çarpı 2 bölü 3 gelir. Buradan 2 üzeri 3 bölü 2'yi köklü ifade olarak yazabiliriz. Burası kök 8'dir. Yani 2 kök 2'dir. 2 çarpı 2 kök 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Yani düzenlerseniz 4 kök 2 eksi 4 bölü 3 gelir.
Burada türev var, integral var. Birbirlerini götürür. 2 üzeri x eksi 1 olur. Sınırlarımız 3 ve 4. Dolayısıyla x yerine önce 4 yazıyorum. Sonra 3 yazıp çıkartıyorum. Yani 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri 2 gelir. Bu da 8 eksi 4'ten 4'tür. Cevap D demiş arkadaşlar. Burada bir hata olmuş. Burası 4 olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kök x'i burada x üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Üstünü 1 artırıp paydaya yazdığımda böyle bir ifade olur. Biraz daha güzelleştirirsek şu şekilde x üzeri 3 bölü 2 olur. Şimdi burada sınırlarımız 1 ve 9. Yani burada 2 bölü 3 çarpı 9 üzeri 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 üzeri 3 bölü 2. 9 üzeri 3 bölü 2'yi nasıl yazarım? 3 üzeri 2 üzeri 3 bölü 2. Yani 2'ler giderse buradan 27 gelir. 2 bölü 3 çarpı 27 eksi 2 bölü 3. Yani buradan 54 eksi 2'den 52 bölü 3, bu da C şıkkı gelir. Burada arkadaşlar f kare ile f'in türevi çarpılmış. Değişken değiştirme yapalım. U eşittir fx dersem du eşittir f üssü x dx. Şimdi buraya gelelim. İntegral eksi 1'den 3'e sonra f kare yani u kare çarpı du. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şu. Buralar artık 3 ve eksi 1 değil. Şimdi x'imiz burada eksi 1 ve 3 değerlerini almış. F eksi 1 u olacaktır. F eksi 1 u olacak burada. Diğerinde de f3'ümüz u olacak. Bakın f eksi 1'imiz 1. A noktasından dolayı burası 1. F3'ümüz de buradaki B noktasında 3'e 7 noktası olduğu için 7 olacak. Dolayısıyla ne oldu? Buralar eksi 1'e 3 değil de artı 1'e 7 olacak. Buradan u küp bölü 3 diyorum. Değerleri yerine yazıyorum. Buradan 7'nin küpü bölü 3 eksi 1'in küpü bölü 3 gelir. Yani buradan da 49, 343, 342 bölü 3 gelir. Bu da 114'tür. D şıkkıdır. Burası x artı 2 üzeri 3 artı 1 bölü 3 artı 1 olarak yazılabilir. X'in katsayısı 1 olduğu için direkt yazdım. Ama 2, 3, 5 olsaydı bunu başına 1 bölü 5 ise mesela 5, 6 ise 6 gibi yazmam gerekirdi. Buna dikkat edelim. Şimdi x'e 0 verin. 2 üzeri 4 bölü 4. X'e eksi 2 verin. 0 üzeri 4 bölü 4. Yani 16 bölü 4 eksi 0'dır. Buradan da 4 gelir. C şıkkıdır. Şimdi f4x'in integrali a ise fx dx 8,24 sınırlarında yazıldığında a cinsinden hangisi olur demiş. Burada bir değişken değiştirme yapalım. U eşittir 4x derseniz du eşittir 4dx. Yani şöyle yapalım. X'e 2 verdiğinde u 4 kere 2'den 8 olur. X'e 6 verdiğinden 4 kere 6'dan u 24 olacak. Yani 8'den 24'e. Şimdi arkadaşlar f4x yerine ne yazacağım? Fu yazacağım. Dx yerine de bakın şuradan yalnız bırakırsanız du bölü 4'ümüz dx'tir. Buraya du bölü 4 yazacağım. Yani 1 bölü 4 çarpı 8'den 24'e fu du. Ya da bunun yerine artık şey de diyebiliriz. 8'den 24'e FADA, FXDX, FYDY fark etmez. Hepsinin sonucu aynı olacaktır. Şimdi bizim aradığımız neydi arkadaşlar? 8'den 24'e FXDX. Bizim bulduğumuz ne? A. Şimdi bu 4'ü içler dışlar yaparsanız 4A eşittir 8'den 24'e FXDX'tir. Cevabım D şıkkı gelir. Burada düşündüğümüz gibi işlem yapmayacağım arkadaşlar. Bakın burada belirli bir integral var. X küp bölü x üzeri 4 artı 1'in küpü. Buradan 3, 5, 7 gibi c gibi sabit bir sayı bulacağız. Sonra sabit sayının türevini alacağız. Sabit sayının x'e göre türevi de 0'dır. Cevabım A şıkkı. Değişken değiştirme yapabiliriz. U eşittir 2x artı 3 dersek
du eşittir 2dx'tir. Dx de du bölü 2'dir. Şimdi x yerine eksi 1 ve 3 sınırlarını yazdığımızda u ne olacak? U arkadaşlar 2 ile çarp 3 ekle. Eksi 2 artı 3'ten 1'dir. Burada x yerine 3 yazarsanız 2 kere 3 6, 3 ekle 9. Yani integralimiz 1'den 9'a kök u çarpı dx, dx yerine de du bölü 2 diyebiliriz. Yani 1 bölü 2 integral 1'den 9'a kök u diyorum. Bu da u üzeri 1 bölü 2 du. Üssü 1 artırıp aşağı yazıyorum. Sonra başında bir de 1 bölü 2 var. Sınırlarımız nedir? 1'den 9'a. 3 bölü 2'yi yukarı alırsanız burası 1 bölü 3 çarpı u üzeri 3 bölü 2. 9 üzeri 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 üzeri 3 bölü 2. Buradan 1 bölü 3 çarpı 9 üzeri 3 bölü 2, 3 üzeri 2 üzeri 3 bölü 2'dir. 27 gelir. Bunu getirip yazalım. 27 eksi 1 bölü 3. Dolayısıyla buradan cevabımız 26 bölü 3 gelir. Dönüşümümüzü u eşittir 3x eksi 7 olacak şekilde yapalım demiş. U eşittir 3x eksi 7 ise türev aldığımızda 3 dx olur. 3'e bölerseniz dx yerine du bölü 3 yazabilirsiniz. Şimdi sınırlar nasıl olacak? X'imiz 1 ve 3'müş. Buradan u'muz 3x eksi 7. 3 çarpı 1 eksi 7'den eksi 4. Sonra 3 çarpı 3 eksi 7'den de 2 olacak. Yani burası eksi 4'e 2 olacak. Şunun yerine u yazarsanız u'nun küpü dx yerine de du bölü 3 yazıyorum. Şu soruda bir tane de 12 var. Bunu unutmayalım. Dışarıda bir tane de 12 var. 3'ü dışarıya atarsanız eksi 4'ten 2'ye u küp du olur. Yani 4 çarpı u üzeri 4 bölü 4 eksi 4'ten 2'ye. 4'ler gider. U üzeri 4 kalır. Bu da eksi 4'ten 2'ye. Şimdi arkadaşlar bize bunun sonucunu sormamış. Direkt cevabı sormuş. Şöyle yapalım o zaman. Son kısımları silelim. Şöyle yaparsanız buralar gitti. Başta 4 var. Dolayısıyla cevabımız ne gelir? E seçeneği gelir. 2x dx'in integrali nasıl yapılır? 2 çarpı x'in kuvvetini artır aşağı yaz. Dolayısıyla x kare. Sınırlarımız 1'den 2'ye. 2'nin karesi eksi 1'in karesi. Burada eşittir demiş. A'mız sabit sayı. A çarpı 2'den 4'e integral x dx. Yani a çarpı x kare bölü 2. Sınırlar 2'den 4'e. Buradan da a çarpı. Bu 2'yi de alalım. A bölü 2 çarpı. Karesi 4'ün karesi ve 2'nin karesi bulduğumuz değerler birbirinden çıkarılacak. 16'dan 4 çıkar. 12, 2'ye böl 6. Yani ne oldu? Burada bulmuş olduğumuz 3 değeri 6a'ya eşit. 3 eşit 6a ise a'mız 3 bölü 6'dır. Yani sadeleşirse Bursa. Arkadaşlar 48. fövümüzün konu anlatımı bitti. Testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.